Herkese merhabalar. Friendship konusunun 3. videosuyla devam ediyoruz. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın. Tebrik ediyorum. Sizler de hazırsanız arkadaşlar. Şimdi mükemmel bir şekilde future intentions yani geleceğe dair niyetlerimizi nasıl söylediğimizi, going to ile nasıl söylediğimizi dile getireceğiz. Ve aynı zamanda planlarımızı nasıl söylediğimizi getireceğiz. Tabii ki İngilizce'de en önemli şey nedir? Kelimedir arkadaşlar. Kelimemizi de pekiştirmek için mutlaka bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Mesela biz taktikli İngilizce kitaplarımızın arkasında hep kelimeleri yazdık sizlere. Kelimeleri unutmayın diye, posterleri yapıştırın diye. Burada taktikli İngilizce'de bitirmediğiniz ödevler varsa yani Friendship 1'deki birinci testi, ikinci testi, 3, 4, 5, 6, 7 tane testimiz var. Bu testleri bitirmediyseniz mutlaka bitirin. Burada takıldığınız kelimeler olursa kare kod okutarak soruların çözümünü izlerken dinleyin ve ekstra dijital soruları da çözün. Bunun haricinde Dinamo İngilizce Soru Bankası olan arkadaşlarımızda burada zaten direkt kelime çalışmasıyla başlıyoruz. Kelime çalışmasındaki kelimeleri güzelce öğrendikten sonra vocabulary yani kelime testlerine baksınlar. Bu kelime testleri de bittikten sonra mükemmel bir şekilde zaten diğer testlerimizi yapacaklar ve ekstra dijital soruları da arkadaşlarımız mutlaka çözsünler arkadaşlar. Ve son olarak da 10'da 10 Zoru Bankası'ndan yani burada tabii ki sadece İngilizce yok. İnkılap Din de var. Sizler İngilizce kısmını açacaksınız. Burada İngilizce kısmında Teen Life'dan önce Friendship ile alakalı 3 testimiz var. Bu 3 testi de mutlaka bitirin. İlk 2 testi ilk 2 ödevde vermiştik. Şimdi 3. testi sizlere ödev veriyoruz. Dijital sorularıyla birlikte. Hadi bakalım. Şimdi ödevlerimizi verdik. Arkamıza yaslanalım. Mükemmel bir şekilde Friendship'in 3. kısmında birlikte öğrenelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Tonguç Dershane sunar. Şimdi future intentions'da bir niyet ediyorsun ve diyorsun ki ben planladım ve be going to yani I'm going to study. Ben ders çalışacağım diyorsun. Plan yapıyorsun ve sonrasında fiilin birinci halini getiriyorsun. Fiilin birinci hali neydi? Sözlükte ne yazıyorsa o. Sözlük ne demek İngilizce Tonguç'um? Sözlük dictionary hocam. Harika. Sözlüğü açtığında ne yazıyorsa onu alıp koymak fiilin birinci hali. Yani am is are ve ardından da going to verb 1 diyeceğiz. Going to verb 1. Future plans'ta ise bu sefer şuna dikkat edelim. Am is are ve verb ing'i de kullanabiliriz. Hatırlarsan şimdiki zaman diye bir şey vardı. Hani şöyle bir zaman tablomuz vardı. Eğer bir şeyi now yani şimdi veya at the moment şu anda yapıyorsak biz ne diyorduk? I am studying diyorduk. Bak, I am studying şu demek. Ben ders çalışıyorum demek. I'm studying tomorrow dersen ben yarın çalışıyorum dersen bu aynı Türkçede de yarın kesin çalışıyorum anlamına geliyor. Yani I will study çalışacağım. Hadi inşallah. I'm going to study plan yaptım çalışacağım. I'm studying ise kesin çalışıyorum. Artık o kadar kesin ki daha kesin olamaz diyebiliriz. Mesela bir film gördün. Bu filme gideceğim diyorsun. I will go to this movie. Yani bu filme gideceğim ama ya daha bilet almadım. Tam da emin değilim. Belki arkadaşlar fikrimden beni caydırabilir gibi. I'm going to go to this movie dersen ben bu filme gideceğim. Bu şu demek yani. Kesin gideceğim artık. Kesin, hiç kaçarı yok. Kesin gideceğim artık yani bileti bile aldım artık plan yaptım. Arkadaşlarına saati belirledim. I'm going to this movie dersen yani ben bu filme gidiyorum dersen de bu artık kesin herhalde az bir zaman kaldı. Bileti de aldın, yakmak da istemiyorsun ve bütün planlarını iptal ettin artık kesin gidiyorsun anlamı var. Türkçe de öyle bak. Mesela ben sana desem ki Tonguç birazdan sana bunu anlatacağım. La Tonguç birazdan sana bunu anlatıyorum. Dikkatli dinle arasında birazcık fark var diyoruz ve başlıyoruz future intentions'a. Şimdi burada be going to'dan sonra Tonguç'um. Birincisi verb 1 gelecek. Be'nin olduğu yere I'de am, he, she, it'de is, we, you, they'de de are geleceğini bilmemiz lazım. Mesela I'm going to watch a movie. Şimdi buraya parantez içinde hocam watch verirse yazılı için söylüyorum. Watch verirse sen acaba watching demene gerek yok. Niye? Be going'den sonra verb 1 geleceği için hemen watch'ı olduğu gibi yapıştıracaksın. Veyahut da we, you, they are going to have a barbecue party. Biz bir barbekü partisi yapacağız. Veyahut da he, she is going to move to İzmir. Onlar İzmir'e taşınacak. O İzmir'e taşınacak diyebiliriz. Negatife baktığımızda ise bu sefer sadece hani negatif konuşmayalım hocam lütfen. Negatif konuşmak zorundayım. Mesela I am diyorduk. We, you, they are diyorduk. He, she, it is diyorduk ya Tonguç'um. Fiilinde normal haline getiriyorduk. İşte I'm going to visit. Ziyaret edeceğim. We are going to attend the party. Biz partiye katılacağız. Veyahut da he is going to move to İzmir. İzmir'e gidecek. İzmir'e göçecek diyorduk ya. Bu sefer olumsuzunda ise sadece not getiriyorsun. I'm not diyorsun. Veyahut da you are not. Veyahut da he isn't. Yani he is not şeklinde kullanıyoruz. Bunların kısaltılmışını daha çok görüyorsun. Am not'ı biz Tonguç'um daha çok şöyle yazarız bak. Pardon yazamadım. Şöyle am yazarız. Sonradan not yazarız. Bu eşittir demek. Veyahut da are not değil de Tonguç evladım benim. Aren't deriz. Bunu daha çok kullanırız. Veyahut da is not değil de böyle uzun uzun böyle çok formal resmi değil de isn't şeklinde kullanırız. Bunu da bilmeni istiyorum. Question'lara baktığımızda ise bu sefer şöyle bir şey var.
Ayda M geliyor diye M'i başa getiriyoruz sonuçum. Video'da R geliyor diye R'ı başa getiriyoruz. He-sheet'te iz geliyor diye izi başa getiriyoruz. Ve sonra yine fiilin birinci halini kullanmaya devam ediyoruz. I'm going to play volleyball. Voleybol oynayacak mıyım? Are we going to have a picnic? Biz piknik yapıyor muyuz? Veyahut da is he going to join us? O bize katılacak mı? Diyebiliyoruz. Future plans'ta ise present continuous, yani şimdiki zamanı gelecek zaman anlamında kullandığımızda ise şu var. Birincisi yine be'de I'de am, he, she'de is, we'de de are geleceğini bilmemiz lazım. Ve fiilden sonra da fiilin sözlükteki halinden sonra verb ing, yani ing haline getiriyoruz. Mesela to London, Londra'ya ne yapacak? Uçacak. Birincisi ne yapacağız? I'da am geliyordu. Fiilin sonra da ing gelecekti. I'm flying to London. I'm flying to London şu demek. Ben Londra'ya uçuyorum. Yani bileti aldım. Çok havalısın be. Çok havalı. Yani direkt Londra'ya. Artık uçak belli. Hatta havalimanındayken bile bu cümleyi söyleyebilir yani. Abi geliyor musun? Gelemem. I'm flying to London yani. Ben artık gidiyorum abi. Bitti her şey. Veyahut da salı günü seni bekliyoruz. No, I cannot. I'm flying to London. I would if I could but I can't. Yani yapmak isterdim ama yapamam. I'm flying to London. Ben Londra'ya gidiyorum yani. Nasıl yani? Kesin mi? Kesin abi. Bileti aldık. O kadar para verdik. Şuraya bakalım. We you day'den sonra are geliyordu. Heavy ing'li kullanıyoruz. They are having a slumber party. Onlar bir slumber party ne demek Tonguç'um? Hocam slumber party pijama partisi. Pijamalarımızla partilerde dans ediyoruz hocam. Harikasın. Partilerde gerçekten ben çok... genellikle pijama giymiyorum ama geceleri. Ne giyiyorsun? Dolayısıyla ben slumber party'ye gittiğimde herkes beni atıyor hocam. Kıyafetlerine mi yatıyorsun sen? Hayır hocam, tamamen kıyafetsiz yatıyorum. Ha, normal iç çamaşırlarını falan. Donumla yatıyorum hocam. Donumla yatıyorsun. Bazen sıcak olunca ben de o tarz yapabiliyorum. Ama sonuçta partiye gittiysen donla gidemezsin. Ayıp, rezil olursun. Dolayısıyla bir pijama giymezsin. Böyle çizgili mangalcıların giydiği pijamalar var, onlardan giyebilirsin. He she'den sonra yine izi getiriyoruz ve she is eating out tonight. Bu akşam o dışarıda yiyor diyebiliriz. Şimdi negatifine baktığımızda ise bir kere cümlenin normalini hatırlayalım. Neydi? I am going to, öyle değil mi? I am going to the shopping mall tomorrow. Yarın alışveriş merkezine gidiyorum. Veyahut da they are staying with friends tonight. Onlar bu akşam arkadaşlarla kalıyorlar. Veyahut da he is joining us this weekend. O bize bu hafta katılıyor diyebiliyorduk. Bunlar fiili normal halde. Peki olumsuz ne yapacağız? Sadece not getireceğiz. I'm not going. They are not. Hatta şöyle kısaltılmış hali yazalım. Veyahut da she isn't. It isn't joining diyoruz. Not'ı getiriyorsun ve kurtuluyorsun. Bu kadar basit. Sorusunda ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle normal nasıl hatırlıyorduk? I am going to, değil mi? Bak, I am going on a picnic diyorduk. Bu am'i alıyorsun buradan, siliyorsun. Am I going to picnic diyorsun. We you day'de ne diyorduk? Are organizing. Onlar bir parti organize ediyorlar. Bu hafta, gelecek hafta diyorduk. Hemen burada arı kaldırıyorsun, burada başa koyuyorsun. Are you? Veyahut da are we? Are they organizing a party next week? Veyahut da ne diyorduk? It is coming tomorrow diyorduk. Mesela o yarın geliyor. Hemen izi buradan kaldırıyorsun, hop başa getiriyorsun. Is she? Is he? Is it coming tomorrow diyoruz, bitiyor. Şimdi gel buradaki diyalogları tamamlayalım. Burada Pakize ile Züleyha'nın bir diyaloğu var. Bakalım nasıl bir konuşma geçecek aralarına. Gerçekten şaşırtıcı. What are you doing tomorrow? Harikasın. Pakize, what are you doing? Niye are dedin? Çünkü what is you doing? Veyahut da what am you doing diye bir şey olsa sen kulağa tırmalıyor. What are you doing tomorrow? Are you cool hocam? Ne diyorsun Tonguç? Öyle bir şey yok İngilizce. Are you disco? Ne diyorsun ya? What are you den bak, hocam? Bunlar kulağa tırmalıyor bak. Peki benim bunları kulağımı tırmalamasının sebebi ne? Ben kitap okuyorum İngilizce veyahut da müzik dinliyorum. Bunları hiç duymadığım için what is you diye bir şey duyunca diyorum, böyle tüylerim diken diken oluyor. Hemen anlıyorum ki bu yanlış. Şimdi burada hemen cevap veriyoruz. Her zaman gibi büyükleri ziyaret ediyoruz. I'm visiting my grandparents. Büyüklerimi ziyaret edeceğim. Buraya are mı geliyordu, is mi geliyordu, am mi geliyordu Tonguç'um? Are you demesi. Harikasın. What are you going to do? Bak, going to doing olmaz. Going to do at the weekend. Sen hafta sonu ne yapıyorsun? Bu da cevap verecek. Ben yüzmeye gideceğim diyecek. Ama bak. I am denir hocam. I am going to, going mi go mu? I am going to going. Going to going, bak kulağa tırmalıyor. Ay, çok kötü oldu. I am going to go swimming dememiz gerekiyor Tonguç Ali Adem'in. Şimdi gel bir yeni nesil soru çözelim. Oo, yeni tarz question. Şimdi yeni tarz soruya geçmeden önce bununla alakalı sana bir taktik vermek istiyorum. Bak, tips diyelim buna, taktik. Bu tarz sorularda öncelikle soru kökünü ve şıkları okuyoruz. Neden? Türkçe paragraf sorularında bunu yapıyorduk. Pat diye paragraf okursak diğerinde bu da bu da bu da bu da bu da bu da bu diye okursak. Of, çok uzun sürer. Bunu okuduktan sonra süre gelince ana paragraf ne diye başına geri dönmek zorunda kalacaksın. Halbuki önce soru kökünü ve şıkları okuduğumuz zaman zaman kazanıyoruz. Sizden sorunun ne istediğinden emin olduktan sonra dikkatli bir şekilde verilen metni okuyun. Her bir seçenekle bağlantı kalarak metinde bulunduğunuz ifadelerle doğru seçeneğe ulaşın demiş. Şimdi o zaman taktiğimiz şu. Bir, burayı okuyoruz. İki, şöyle bir seçeneklere göz gezdiriyoruz. Üç, paragrafa geçiyoruz. Şimdi bakalım. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Dear Andy, sevgili Andy. It's my birthday on Saturday.
Bu cumartesi benim doğum günüm. I'm giving a party at home. Bir parti veriyorum evde. There won't be many people. Çok fazla insan olmayacak. There won't. Will not'ın olur. Yazık ya. Kıza bak ne hale gelmiş. Yapacak bir şey yok. Sue yapacak bir şey yok. I'm inviting only my close friends. Ben davet ediyorum. Sadece benim yakın arkadaşlarım. Onlar da bir tane zaten. Yani falan. You know most of them. Çoğunu tanıyorsun. Biliyorsun çoğunu. The party is going to start at around 7. Parti 7 civarlarında başlayacak. I'm sure, eminim. We will have great time. Harika zaman geçireceğiz. Hope, inşallah, umarım you can come. Gelirsin. Şaka gibi ya. Böyle bir mesaj yazılır mı hocam ya? Şimdi bak, buraya okuyalım. Bir kız bir erkeğe böyle bir mesaj yazabilir mi hocam? Yapabilecek bir şey yok. Partiye davet ediyor. Ne yapsın? Herkes senin gibi dejenere olmuş değil. Sue is inviting Andy to a slumber party. Sue, Andy'yi bir pijama partisine davet ediyor. Doğru mu Tonguç'um? Doğru hocam. Nerede? Pijama nerede hani? Aa. Pijama yoktu. Seni hemen fake yaptı, sen atladın. Yeni nesil sorularda fake vardı. Ne partisine davet ediyorsun? Bilmiyoruz bak. Bir partiye davet ediyorsun ama ne partisi ne oldu belli değil. Sue is having the party at the weekend. Sue partiyi hafta sonu yapacak diyor. Doğru mu? Evet hocam. Niye bir doğru? Çünkü bak Saturday diyor bak. Birazcık... Saturday hafta sonudur. Evet Saturday bak günleri hatırlayalım. Hocam Saturday Sunday hafta sonudur. En evet. Sevdiğim günlerdir. Harikası bak. Monday pazartesi. Tuesday bak ikinci gün salı. Wednesday ortadayız. Çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, oh be ferah gün yani. Friday, free day. Sonrasında ne yapıyoruz? Saturday ve Sunday, cumartesi, pazar. Şimdi o zaman cumartesi, pazarın hangi gün olduğunu biliyorsan weekend'e bile yapabilirsin. O zaman cevabımız Bursa. Diğerlerine bakalım. Is going to attend Andy's birthday party. Sue, Andy'nin partisine davet katılacak. Olur mu? Esas Sue davet ediyor. Tam tersi hocam. Skandal. Sue doesn't want to see Andy at her party. Sue, Andy partisi görmek istemez. Sana ne ya? Öyle bir şey olur mu? Partiye davet ettin. Ne kadar manazı bir şey diyoruz. Konuyu çok güzel bildik. Anladık. Hadi ödülü sorumuzu yap, yorumlara yaz. Donguç Dershane sundu.